Evet, yeni konuklarımız var. Hemen tanıyalım. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Özcan, hoş geldiniz. Ve Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Metin Uçar, siz de hoş geldiniz. Hakan Bey zaten buradaydı. Şimdi bugünkü günün mercek konusu Osmanlıca. Bu yıl malum liselerde müfredata girdi. Peki Osmanlıca'nın müfredata girmesi neyi sağlayacak? Geçmişimizle bağlarımız tekrar kurulacak mı? Osmanlıca diye bir dil var mı? Bu soruları eline boyuna tartışacağız. Ama önce bu konuda bir haber hazırladık. İsterseniz onu izleyelim birlikte. Osmanlıca nihayet bu yıldan itibaren liselerde seçmeli ders olarak okutulan Kürtçe, Adi Gece, Abazaca'nın yanında müfredata girdi. Bu yıldan itibaren öğrenciler Osmanlıca'yı öğrenmeye başlayabilecekler. Peki Osmanlıca'nın okutulması neyi sağlayacak? Bu dersin okullarda seçmeli değil zorunlu okutulması gerektiğini savunanlar harf devrimiyle Türkiye'nin geçmişiyle bağının koparıldığı görüşünden yola çıkıyor. Bu sayede geçmişle köprülerin yeniden kurulacağını belirtiyorlar. Çünkü resmi arşivlerdeki bazı belgeleri bile okutmak için yabancı uzmanların getirilmek zorunda kalındığı çokça dile getiriliyor. Peki Osmanlıca diye bir dil var mı? Dedelerimizin konuştuğu dil Türkçe miydi, Osmanlıca mıydı? Harf devrimi Türkiye'nin entelektüel altyapısını nasıl değiştirdi? Ekseni doğudan batıya doğru mu kaydırdı? Bütün bu sorular giderek kamuoyunda daha fazla tartışılmaya başlanacak. Evet, birlikte haberimizi izledik. Hemen size vereceğiz birazdan. Hakan Bey, siz dergi de yapmıştınız bunun haber dosyası, evet, şeklinde, öyle değil mi? Bir süre önce Aktüel Dergisi'nde yasaklı dil Osmanlıca'nın geri dönüşü diye bir dosya hazırladık. Ve dedik ki 1928 yılında harf inkılabıyla 600 yılı aşkın bir süredir kullandığımız Osmanlıca dili yasaklanıp rafa kaldırıldı. Evet. Ve kütüphanelerin tozlu raflarına mahkum oldu kitaplar. Ve dedik ki dünyada bunun başka, bizdeki bu yasaklanan Osmanlıca'nın eşi benzeri yok. Toplumun kendini ifade vasıtasından yoksun bırakılmasının dünyada başka bir eşi benzeri yoktur. Ve ekledik, Osmanlıca'nın önünü dedik devrim kanunları mı tıkıyor acaba? Evet, peki devrim kanunları tıkıyor mu? Hocam size dönelim hemen. Ben kanuncu değilim ama isterseniz şöyle bir kısaca bir tarihçesinden bahsedeyim. Şimdi Osmanlıca tabiri mi doğru? Osmanlı Türkçesi demek mi doğru? Evet. Osmanlı diye bir dil yok, Osmanlıca diye bir dil yok. Bunun doğrusu Osmanlı Türkçesi olması gerekir. Çünkü biz bu Arap harflerini Osmanlılardan çok önce devraldık. Ta Karahanlılardan beri, Gaznelilerden beri, Selçuklulardan beri bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla Selçukluca mı diyeceğiz, Karahanlıca mı diyeceğiz? Hayır. Karahanlı Türkçesi, Selçuklu Türkçesi, bu Osmanlı Türkçesi olarak bunu adlandırmak lazım. Beyefendinin dediği gibi bu 600 yıllık konumuz Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi. Bu 600 yıllık sürede milyonlarca arşiv kaynağımız var, arşiv belgemiz var. Yüz binlerle ifade edilen el yazması eserlerimiz var. Dolayısıyla bunlarla bağlar birden kesildi. Yani bir elin parmaklarını gösterecek sayıcıda Osmanlıca birden cahil olduk. Benim hocalarımdan biri anlatmıştı. Ona da bir İtalyan profesör söylemiş. Galiba Profesör Rossi'ydi. Yahu demiş, birden cahil kesildiniz. 15 milyon cahil. Yani eski harf bilmeyen, yazı yazmasını bilmeyen cahil. Dolayısıyla harf inkılabı ile inkılabı tartışmayacağız. Ama geçmişle olan bağlarımız önemli ölçüde kesildi. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Dolayısıyla Osmanlıca'nın, biz bunu yıllar önce bir röportajda da söylemiştik, liselerde seçmeli ders olarak konulmasının gereğini biz alkışlıyoruz. Yani bunu uygulamayı beğeniyoruz, alkışlıyoruz. Bunu giriş olarak bunları söylemek isterim efendim. Şimdi peki siz ne diyeceksiniz? Dedelerimiz Osmanlıca mı konuşuyordu, Osmanlı Türkçesi mi diyeceğiz? Siz nasıl görüyorsunuz? Bir de derginizi hemen bize bir gösterin. Dergi çıkartıyorsunuz bir süredir. Evet. Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi. Tabii hocam Osmanlıca ile ilgili bazı detay bilgiler verdi. Ben de kısaca bahsedeyim. Şimdi Osmanlıca demek belki literatür anlamında doğru değil. Akademik dilde de belki karşılığı net yok ama maruf bir şey. Yani bugün Osmanlıca dediğimizde hepimiz Osmanlı Türkçesini anlıyoruz. Evet. Yani Osmanlıca demek Osmanlı'ya ait bir dil var, Osmanlıca diye bir dil var, ayrı bir dil var demek değildir. Bu sadece bizim bir şeyi tarif ederken kullandığımız
terimdir, tabirdir. Dolayısıyla bunun hani bir söz vardır. Galata meşhur Lügat-ı Sahih'ten evladır derler. Yani herkes Osmanlıca denildiğinde ifade etmek istediğim şeyi ifade edebiliyorsak çok problem görmedik biz. Ve maruf olanla muhatap etmeyi önemli gördük. Bu açıdan Osmanlı Türkçesi demeyi yadırgamıyoruz, reddetmiyoruz. Ama Osmanlıca diye söylemenin de çok çok yanlış olmadığı kanaatindeyim ben şahsen. Evet. Peki şimdi bir şu tartışma konusunu açmak istiyorum. Müfredata girdi seçmeli ders olarak. Zorunlu mu olmalı? Galiba bazı sosyal içerikli liselerde zorunlu gibi okudum ben. Yanlış bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Sosyal liselerinde zorunlu. Evet, sosyaller diğerlerinde seçmeli. Evet. Biz bunun sıkıntısını çok çekiyoruz. Ben yıllarca Osmanlı Türkçesi öğrettim talebelerime. Yani yıllarca. Her birisi bunların, kimisi akademisyen oldu, kimisi öğretmen oldu. Yani hiç Arap harflerini tanımadan gelenlere verdiğimiz emeği ben biliyorum. Yani bir ara biliyorsunuz 28 Şubat sonrasında imam hatiplerin önü kesildi. Üniversitelere girmeleri yasaklandı bir şekilde, çeşitli şekilde puan şeyleriyle. Dolayısıyla onun acısını çekenlerden birisi biziz. Çünkü hiç harf tanımayan birisine yeni bir şey öğretiyorsunuz ve kısa bir sürede. Evet. Yetmiyor 4 yıllık müfredat. Ders sayıları da kafi gelmiyor. Dolayısıyla birazcık bilerek gelirse liseden öğrenciler bize çok daha rahat ederiz. Ve inanınız arşiv malzememizi, diğer yazma eserlerimizi bizden çok batılı meslektaşlarımız sahip çıkıyor. Bu tabii hüzün verici, hazin bir olaydır. Bizim sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum ben. Bunun yolu da bu dili öğrenmekten, öğretmekten geçer diye evet. düşünüyorum. Evet. Peki, şu ana kadar niye sahip çıkmadık? Bir de ona bakalım isterseniz. Yani şu anda daha yeni seçmeli derslere giren bir müfredattan bahsediyoruz. Müfredata yeni giren bir Osmanlı Türkçesinden bahsediyoruz. O Metin Bey, özür dilerim. Metin Bey. Şimdi sahip çıkmadık derken belki siyasi irade, hükümet nezdinde bu tarz söylemler belki kastettiğiniz bu olabilir. Yoksa Osmanlıca'ya sahip çıkılıyor. Halk ciddi manada talepler. Hani bugün kurslar yeni başlamış, insanlar Osmanlıca öğrenmeye sadece okullarda muhatap olmuş değiller. Yani belediyelerden, STK'lardan, değişik kurslarda yani çok yaygın anlamda hatta birebir eğitimlerle birlikte yapılan kurslar, çalışmalar ben devam ettiğini biliyorum. Ve bu 80 yıldır hiç kesilmedi. Ama istenilen çapta mıydı, oranda mıydı değildi. Evet. Eğer o çalışmalar olmasaydı zaten bugün seçme ders bunu konuşuyor olmazdık. Metin Bey, siz Hayrat Vakfı yöneticisi olarak da evet. burada bulunuyorsunuz. Vakfınız aynı zamanda Osmanlıca öğrenmek isteyenler Osmanlıca dersleri de veriyor. Ve sanırım katılımda bir hayli fazla, öyle değil mi? Şöyle, tabii o bahsetmiş olduğum çalışmalar çok eskiden beri devam eden. Yani 28'de kesildi bitti değil, çalışmalar devam etti ama bununla birlikte 60'lı yıllarda Milli Türk Talebe Birliği'nde başlayan kurslar, 97'de Kültür Bakanlığı yapılan protokol ve 2012 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'yle yapılan protokolle şu an muhatap olan kursiyer sayısı 150 bin civarında. Bunların 100 bini sertifikalandırılmış durumda. Evet. Şimdi bu az bir rakam değil. Bilmiyorum, üniversitelerdeki rakam nedir ama yaygın eğitim baktığınızda ve bu 14 yaştan 70-80 yaşlarına ulaşan bir farklı evet. insanla evet. muhatap. Hocam, üniversitelerde durum nedir? Hangi açıdan? Yani Osmanlı... Rağbet çok. Öğretmen öğrenmek isteyen şeyler çok tabii. Talebelerimiz çok. Ama biraz kifayetsi, saati kifayetsi bir yolu arttırmaya değişik isimler altında vermeye çalışıyoruz. Yani sadece Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi diye isimler altında dersler koyuyoruz seçmeli. Zorunlularımız var. Bu şekilde yani geçmişimize sahip çıkan bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz. Şöyle bir algı var. Evet. Osmanlıca'nın, Osmanlıca diyoruz artık ben öyle tamam, diye. Tamam, öyle diyelim. Osmanlıca'nın zor olduğu eskiden beri böyle bir algı var. Doğru mu? Kesinlikle zor değil. Beyefendi daha iyi bilir. İki haftada Osmanlıca öğrenilir. Bilmiyorum daha erken. Siz bu dergilerle öğretiyor musunuz? Şöyle bir iddiada bulunuyor. Pratik yapan var burada. Çok özür dilerim. Rica ederim. Biz ilk 15 dakikada Osmanlıca öğreteceğiz size. Bu bir tepki, 15 dakikada mı? Tepki aldı. Yani sizin gibi şaşıranlar olmakla birlikte. Tabii işin en son noktasından bakanlar da olaya farklı bakıyorlar. Şimdi her şeyin bir başlangıç seviyesi var. Dedi ki 15 dakikada her şeyin kolay okuma metinleri denilen kısmında hocam. 4 tane harfi bilen bir insan Osmanlıca öğrenebilir seviyeye geliyor. Küçük bazı pratiklerle. Ben bunu bir programda yine
sunucu arkadaş şaşırdı ve dedim ki program önce size 15 dakika ben sadece harfleri göstereceğim. Bir sayfayı açtım. Dedim bakın bu harf A okutur. Bütün sayfayı okudu ve kendisi dedi ki ben şimdi okumuş oldum. Evet dedim okumuş oldunuz. Kaç dakika sürdü? 2 dakika sürdü. Yani zorluk şuradan. Siz Osmanlıca dediğinizde bir kere Osmanlıca demek de aslında bambaşka bir dil algısını koyuyoruz ortaya. Evet, belki böyle bir sıkıntı var Osmanlıca demekte. Türkçe, Osmanlı Türkçesi derseniz devam eden Türkçenin Osmanlı Türkçe dönemindeki, zaten, yani eski Türkçe, Osmanlı döneminde kullanılan, Kur'an harfleri de kullanılan Türkçeden bahsediyoruz. Fakat bunu söylerken belki hocam Arap harfleri denildiğinde de farklı bir algı ortaya çıkıyor. Çünkü bu Arap harflerinden öte Kur'an harfleridir. Eğer böyle yaklaşırsanız olaya insanların Osmanlıca ile muhataplığı daha farklı, Arap harfleri denizde yaklaşım daha farklı. Arapça zannediyor çünkü. Evet. Ve bunu evet, kafası bir zorluk olarak görüyor. Halbuki böyle değil. Yani bugün Latince'yi nasıl bir çocuk okulda kısa bir zamanda öğreniyorsa belki ondan daha kolay bir şekilde öğrenebilir seviyeye gelebiliyor. Ve bugün Türkiye'de 100 bin sertifika almış 14 yaşından 70 yaşına kadar insan bunun en bariz göstergesidir. Bir hadise anlatacağım size müsaadenizle. Ankara'da yapmış olduğumuz kursların sertifika töreninde bir arkadaş katıldı. Ona dediler ki tahtaya bir Osmanlıca metin yazacağız, siz de bunu okuyacaksınız. Tamam. Çıktığında şunu söyledi, ben dedi ortalama zekaya sahip bir insanım. Ve Osmanlıca öğrenmeye karşı iştiyakım var fakat korkum vardı, Osmanlıca öğrenmek zor. Ben bu işe başlarsam, ümidimi de hepten kırmayayım, muhabbetimde kaybolmasın gibi bir algı vardı bende diyor. Fakat afişleri etrafta görünce evet ben bu kursa gitmeliyim dedim ve gittim. Fakat oraya geldiğimde arkadaşlar bana dediler ki Osmanlıca öğrenmek çok kolay. Ben zaten bir tedirginliğim var. Bu konudaki algımda problemler var. Bir de bana böyle söylenince bana ters geldi dedi. Yani hepten korkar vaziyet aldım ama ümidimi kaybetmeden iki defa kursa geldim dedi. Üçüncüde evet ben bu Osmanlıca öğrenmek kolaymıştır dedim kendim. Ve bugünler ise burada işte protokolün önünde, milletvekilleri, bakanların önünde ben bunu okuyabiliyorum. Size başta da söylediğim ben ortalama zekaya sahip bir insanım. Ve hakikaten Osmanlıca öğrenmek bildiğimiz gibi zor değilmiş. Ve dedi ben burada bir şey daha söylemek istiyorum size. Bu ayrıntı önemli. Ben de Osmanlıca'yı öğrenirken bir şey daha öğrenmişim. Kur'an okumasını öğrendim dedi. Tabii ki. Yani ama pardon, şimdi üniversitede kütüphanelerin raflarında milyonlarca tozlu Osmanlıca yazılmış kitap var dedik. Ama bunlar hani bir yandan da dini içerikli kitaplar gibi bir algı yaratıyor. Oysa hukuktan tıpa kadar binlerce kitap var o raflarda. Hani sırf bu eski Türkçe bir metni insanlar sanki Kur'an'dan bir şeymiş gibi duvarına asan insanlar evet, var falan. Öyle bir algı karışıklığı da var, öyle değil mi? Tabii aslında burada kütüphanelerde yüz binlerce bilim üzerine yazılmış kitaplar bekliyor bizi. Yasaklı dil hakkıyla yazılmış. Yani bu tarzda biriken, terakküm eden, hocamın az önce rakamlarla bahsettiği arşivlerde var, kütüphanelerde var. Dünyanın değişik ülkelerinde muhatap, Osmanlı muhatap olduğu birçok yerlerde var. Fakat şimdi buradaki yani zorlukla ilişkilendirilen kısımda şöyle bir problem var. O bahsedilen en sondaki belgelere gidiliyor. Bu siyakat özel bir yazıdır. Biz nasıl ki doktorun yazdığı reçeteyi okuyamayıp götürüp eczacıya verip onu okutuyorsak bu da böyle bir şeydir. Yani öyle algılamamız lazım en azından. Evet. Fakat doktorun yazdığı yazıyı okuyamamasının sebebi o yazıdan değil. Literatürü bilmemekten. Evet. Ya ilaç isimleriyle siz muhatap olmadığınız anda oluyor okuyamıyorsunuz. Bugün şimdi tarihi literatürü bilmeyen, arka planı bilmeyen bir insan kolay okuma metinlerini okuyabiliyorsa ben şunu iddia ediyorum, zor olan metinleri de okur. Çünkü harfler aynı harfler. Peki hocama sorayım. Biz şu anda 1928'den önceye gittiğimizde arşivlerin yüzde kaçını okuyabiliyoruz veya hiçbirini mi okuyamıyoruz? Şimdi arşivlerimizde yani birkaç milyon belge var. Evet. Bunların hepsi tasnif edilmiş değil, yani ayrılmış değil. Yakın zamana kadar %15, %20 falandı. Son zamanlarda, rahmetli Özal zamanında yoğun bir şekilde tasnif çalışmaları yapıldı ve pek çok fon açıldı, araştırmaya açıldı. Evet. Yani gene de %50'ye ulaştığımızı sanmıyorum. Yani işin içinde değilim, arşivde çalışan bir görevli değilim ama inanınız daha üçte birini belki ancak kullanıyoruz mevcut malzememizin. Bu arşiv malzemesi sadece resmi belgeler.
Bir de beyefendinin dediği gibi kütüphanelerde, raflarda var yüz binlerce el yazması eser. Ve 1928'den önce basılmış eserler var. İbrahim Müteferrika'dan beri gelen eski Osmanlıca baskı eserler var. Bunlar da eski harflerle, yani Kur'an alfabesiyle. Biz o de, bakımdan bunları kaçta kaçı okundu, pek çoğu okunmadı. Bunları daha bizi bekliyor. Yabancı araştırmacılar gelip istifade ediyor bunlardan. Geliyor. Yazın arşivde yer bulamazsınız. Onlar geliyor yaz tatilini burada araştırma yaparak değerlendiriyorlar. Şimdi o evet. Zaman Metin Bey, biz sizin kurslarınıza gidersek 15 dakika dediniz. Yani kolayca öğrenirsek o arşivdeki bilgileri de kolayca okuyabilir miyiz? Şimdi bu bir süreç. Kursları biz 4 aşamada veriyoruz. Evet. Bir kolay okuma kısmı dediğimiz. Sonra Osmanlıca'nın gramer kısmı ile ilgili bir kısım bilgilerle birleştirerekten belgeleri okutmaya çalışıyoruz. Sonrasında Arapça, Farsça unsurlar malum Osmanlıca'da çokluk da var. Bunlardan bahsediyoruz. Bu lisanı kavratmak adına önemli. Son kısımda ise edebi metinler ve arşiv belgelerine muhatap ediyoruz. Bu aşamalar 1,5 ay sürüyor. Bu 1,5 aylık kursları takip eden bir arkadaş kendi el yordamıyla artık bir kısım şeyleri yoklayabilir, seviyeye gelir ve isterse devam ettirirse o belgeleri de okur, seviye yani kazanır. Yani 1,5 ayda biz bunu sökmüş oluyoruz, öyle mi? Yani yazıyı. Şimdi zaman, siz haftanın belli bir saatine ayırdığı için böyle oluyor. 1,5 ay. Toplam 4 çarpı 1,5 ay 6 ay yapar gibi gözüküyor ama bunu daralttığınızda toplam süre 6 ay değil. Belki ben küçük bir ilavede bulunayım. Şimdi bizim eski Osmanlı Türkçesinde çeşitli yazı türleri var ama. Nesih kolay bir yazıdır. Rika kolay bir yazıdır. Ama divani yazı var. Celi divani yazı var. Talip yazı var. Bunların her birisinin şeyleri, şekilleri farklı. Dolayısıyla nesi okumak kolaydır ama divani yazı okumak zordur. O da nasıl olur? Zamanla olur. Gözü aşinalığıyla olur. Yani bir süre sonra gazete gibi okur hale gelirsiniz. Bir de bahsettiği gibi arkadaşımızın siyakat yazısı var ki tamamen mali kayıtların tutulduğu bir yazı çeşidi o. Onu da erbabı okur. Evet. Bilen aslında okur. Hepsini bir yana bırakın. Yani. Tozlu rafları da bir yana bırakın. Dedelerimizin yazdığı mektupları okumak, büyük dedelerimizin mezar taşlarını tabii okumak ki adına tabii bile Osmanlıcayı öğrenmek tabii büyük ki bir önem taşıyor, öyle çok değil mi? Çok güzel bir noktaya geldin. Ya kitabelerimiz var, çeşmelerimiz var. Bakıp bakıp geçiyor bak. Kaç kişi okuyor? Binde kaç kişi okuyor onları? Ne yazıyor acaba? Hiç merak etmiyorlar. Evet. Ben burada küçük bir ilavede bulunuyorum. Değil Osmanlıca. Çünkü Osmanlıca dediğimiz dil Arapça, Farsça, Türkçe karışımı. Evet. Yani Arapça bazı unsurlar var, Farsça ekler var bu şeyin içerisinde, terkipler var, tamlamalar var. Arapça, Farsça'nın bile seçmeli ders olarak konulmasından yanayım ben. Seçmeli ama bakın, bu işe gönül verenler bunu yapmalı. Evet. Ben İmam Hatip çıkışı değilim, kendimden örnek vereyim, lise çıkışlıyım. Burada öğrendim ve bugün işte öğretiyorum, öğrettim yıllarca, talebelerim öğretiyor şimdi. Demek ki isteyince oluyor ama onun sıkıntısını çektik. Evet. Evet efendim. Şimdi isterseniz bir de felsefi boyutu da var bunun. Yani biz harf devriminden beri bu işte tarihimizden koptuk. Peki eksenimiz mi kaydı? Doğudan batıya mı kaydık? Bir medeniyet değişikliği yapılmak istendi. Yani bir kültürel yozlaşma demeye dilim varmıyor ama birazcık yani toplumsal bir değişim yaşandı. Başarılı oldu, olunmadı bilemiyorum ama yaşandı. Dilde çok büyük fırtınalar koptu. Beni en çok üzen o. Bakınız, anlı spikerlerimiz bazı kelimeler yanlış okuyorlar. Neden? Çünkü asıllarını bilmiyorlar da ondan. Bir örnek vereyim. Tamam, örnek. Resmi geçit. Yok efendim böyle geçit, bir şey. Evet. Resmi geçit. Geçit resmi. Resmi geçit basa basa söylüyor. Bilenin kulağını tırmalıyor. Kahroluyorsunuz. Resmi geçit oldu, resmi geçit. İnkılap, inkılap. Yani bu makam, makam, lakap diyor, lakap. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Sizleri tenzih ediyoruz. Sizin diyeceğimiz yok, sizin maşallah şeyiniz de yapıyor bazı genç spiker arkadaşlarımız. Bunun da yolu bu ezyazıyı bilmemekten geçiyor. Değil mi efendim? Yani. Şöyle bir hocam, evet. Konfüçyüs'e diyorlar ki, iş başına geçseniz devletin başında ne yaparsınız? Nereden başlarsınız? Diyor ki kelimelerden başlar. Ya. Çünkü kelimeleri doğru telaffuz etmezseniz, doğru kullanmazsanız duygu ve düşünceleri düzgün anlatamazsınız. Evet. Bunu anlatamazsınız, yapılacak işlere yön veremezsiniz. İşlere yön veremezseniz devleti idare edemezsiniz. Dolayısıyla bir çöküntü yaşarsınız. Şimdi bardağınızın içerisinde su varken suyla doldur.
Ama yarısını içtikten sonra o bardağın yarısı boş değildir. Havayla doludur. Siz bir şeyi bir yerden kaldırmışsanız orası boş kalmaz. Biz eskiden hakikat diyorduk. Eskiden diyorum çünkü genel havayla konuşuyorum kendi adıma değil. Bir süre sonra bu gerçek oldu. Şimdi çoğumuz real kelimesini tercih ediyoruz. Evet. Evet. Yani bugün kullanılan neyse. Şimdi hocam bahsetti sadece spikerler değil. Ekran karşısına geçen, mikrofon karşısına geçen, yazı yazan, kitap üreten, telif eden kimler varsa onların her birisinin kullandığı kelimeler önemli. Çünkü toplumu şekillendiren bunlar. Evet. Evet. Geçenlerde az önce haberi geçti. Bülent Bey'in kullandığı bir kelime var. Diyor ki dilemma. Gerçi kızımız bunu ödeye tercüme edemez. Çünkü ne manaya geldiğini bilmiyor. Dolayısıyla burada siz yerine farklılaştırarak bir kısım kelimeleri koyarsanız bir süre sonra bunlarla düşünmeye mecbursunuz. Düşünce arka plan neyse sizin davranış, hal, hareketi bütün yapınızda buna göre şekillenecektir. Bugün bütün bakın esnafın dükkanlarının kapısının üzerinde hep İngilizce kelimeler. Bir dönem öncesinde Fransızca kelimeler vardı. Evet, o bir felaket. Neden peki bunlar? Biz onu yeri kaldırdık. Yine bir kısım şeyler ister istemez geldi. Evet. Etkileşim olmak zorunda. O bir felaket. Gerçekten milli bir dil politikası gitmemiz lazım. Ben doğrusu kahroluyorum o hususta. Eski kelimelerimizi kullanmaktan korkmayalım, kaçmayalım. Evet. Bakınız, anaokulundan doktoraya kadar hepsini öğrenci kelimesiyle, doktora öğrencisi, anaokulu öğrenci. Bizim bir talebe diye bir kelimemiz vardı. Talep eden. Peygamberimizin hadisi uttubul ilim diyor. İlmi talep ediniz diyor. Bir üniversite üniversitede okuyan öğrenci değil. Benim de dilimi alıştırdık. Talebedir o. Talip çünkü o. İsteyerek gitmiş. Talep etmek için gitmiş. Yani. Evet. Biz kısıtladık kelimelerimizi. Çok daralttık. Peki, kısaca şuna girelim mi? Güneş dil teorisi diye bir teori vardı. Peki şu andaki konuştuğumuz dili nasıl etkiledi? Nasıl oluşturdu? Uzun ömürlü bir şey olmadı. Sonra ondan vazgeçtiler. Çok uzun kısa ömürlü bir şey var hocam orada. Çok kısa bir dönem o. Sonra onun yanlışını anladı onlar. Her kelimenin Türkçe olduğu. Böyle komik bazı iştikaklar da yapıldı böyle. Amma uzundan Amazon gelmiş de falan gibi örnekleme. O sonra gülünç hale geldi ve vazgeçildi ondan bildiğim kadarıyla. Bizi etkilemedi mi şu anda konuştuğumuz dile hiç? Yok yok. Güneş dil teorisinin etkisi uzun olmadı benim bildiğim. Yapamazsınız. Nasıl yapacaksınız? Mesela kanun, şu an kanun bizim Osmanlıca dediğimiz yapının içerisindeki o dönemde kullanılan kelimelerden müteşekkil öyle değil mi? Evet. Hıfzı Veldet Beldedoğlu geldi, o kanunu sadeleştirdi. Farklı kelimelerle yerine bir şeyler ikame etmeye çalıştı. Peki oldu mu? Mümkün değil. Evet. Yani hiçbir hukukçu kalkıp da o farklı kelimelerle o manayı orada tutamaz. İfade edemez. Mümkün değil böyle bir şey. İstediğinizi koyun. Tamamen her şeyi değiştirip sıfırlayacaksınız. İnsanları alıp bir tarafa koyacaksınız. Yeni bir insan getireceksiniz. Onun üzerine bina ederseniz belki yapabilirsiniz. O da belki. Dolayısıyla o işin oturması, yerleşmesi mümkün değildi. O dönemde, şu an tabii detayını hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'in yazmış olduğu bir tebrik var. Hı hı. Yani o dönemin ifade ettiği işte kelimelerle, uydurulan kelimelerle yazılan. Fakat ikinci bayramda onu değiştiriyor. Mecbur kalıyor. Çünkü ifade edemiyorsunuz. Kutlularım ne demek mesela? Tebrik ederim de aynı manamdır. Evet, o politikadan sonra vazgeçildi o güneş dilden. Yani bir rivayete göre Mustafa Kemal Atatürk'ün de işte son romanlarında dil politikasında bir hataya mı düştükleri hakkında bir şey var. Bazı rivayetler var. Yani, evet bu harf devrimi hakkında mı? Yok yok. Sadeleşmede daha çok. Sadeleşme. Harf devrimiyle şey yok. Sadeleştirme. Belki en az harf devrimi kadar darbe vurdu şeye. Geçmişle olan bağlarımıza. Bağlarımıza diyorum bakın şey eleştiri babında değil ama. Çok yani dediğim gibi eski kelimeler attık. Biz eski dedikler. Eski diye bir kelime yok. Kelime yaşayan bir şey, organizmadır. Zaman içerisinde kendi kendine tasfiye olur o zaten. Ya gider ya kalır. Evet. Değil mi? Evet. İşi zamana bırakmak lazım. Ancak açmakta olan bir gonca, gül goncası misali elinizle açarsanız mahvedersiniz onu. O kendiliğinden açacaktır. O bakımdan dile saygılı olmamız lazım. Dile sahip çıkmamız lazım. Hatta bilemiyorum o tabelalar, şunlar bunlar her yerde bu isimlere karşı bir kanun bile çıkartılmalı. Yani derim ben. Evet, siz ne diyeceksiniz? Yani toparlayalım. Çok az zamanımız kaldı. Yani bizim Osmanlıca dediğimiz, Osman Türkçesi dediğimiz bizden ayrı bir şey değil. Bir kere bunu fark etmek gerekiyor.
kültürler devam eden o süreç içerisinde birbirine eklenerek terakküm ederler, birikim sağlarlar. Eğer siz onu bir yerde koparırsanız, sizin sadece geçmişe ait tarafınız kapanmaz, istikbara ait tarafınız da kapanır. O gözünüz de küredir. Neden? Çünkü siz o birikimle ortaya bir şey nasıl koyacaksınız? Köksüz bir ağacın fırtınada durması mümkün müdür? Bakın Atıf Yılmaz diyor ki, bizim yaptığımız filmler kısa ömürlü olur. Neden peki? Çünkü biz 75 yıldır kullanılan bir alfabenin biriktirmiş olduğu kültürle yapıyoruz bu filmleri. Neden? 28'den sonrasına gidemiyoruz çünkü Osmanlıca bilmiyoruz. Halbuki Çinli bugün bir film yapıyor, Hintli film yapıyor. Mükemmel. Niye? Bütün duygu, düşünce, acı, ızdırap, sevinç ne varsa bütün, ama o 600 ise 600, 1000 yılsa 1000 yıllık kültür, evet, birikimden etkilenerek bunları yapabiliyor. Peki. Son sözde birkaç cümle sizden. Ya şimdi Osmanlı Türkçesini öğrenmeyi reddettik biz uzun yıllardır. Aslında bunu bir evladın babasını reddetmesi kadar vahim görüyorum ben. Bir de Osmanlı Türkçesi kimliğimizin en itibarlı parçası. Ve bu parçayı, bu parça olmadan eksik hayatlar yaşarız diye düşünüyorum. Peki. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayağınıza kadar, sağlık, buralara kadar geldiniz. Evet, hemen bir reklam arası, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.